LGS'ye son 19 gün gerçekten de artık hayallerimize iyice yaklaştık. İnşallah hayırlısıyla sınavımıza gireceğiz ve yapabildiğimiz kadarını yapacağız. Belki hepsini doğru yapacağız, belki yanlışlarımız çıkacak, belki tahmin ettiğimizden çok daha iyi geçecek, belki tahmin ettiğimiz gibi geçecek. Ama sonuçta bu sınavı da bitireceğiz ve emeklerimizin karşılığını göreceğiz. Ve bizi mutlaka güzel bir lise bekliyor. Ne olursa olsun Türkiye'deki bütün liseler kendince güzel niteliklere sahip. Ha tabii ki bazı liselerin puanı çok yüksek, çok iyi. Onlar için zaten gayret gösteriyoruz. Ama ne olursa olsun bu bir sınav, bu sınava girdikten sonra, bu sınavla alakalı yapabileceğimizi yaptıktan sonra zaten önümüzde üniversite sınavı var, zaten önümüzde başka sınavlar da olacak. Ama biz bu 19 gün sonraki sınavda da en iyisini yapmak istiyoruz. Şimdi günün sözüne baktığımızda Albert Camus diyor ki bazen devam etmek, sadece devam etmek insanüstü bir başarıdır. Gerçekten de bizler evde deneme çözerken, yanlış yaptığımızda, moralimiz bozulduğunda, matematikteki o kıl soruları çözerken böyle düştüğümüzde devam edebilirsek bu bile başarı. Yani devam etmek ne demek hocam? Yani kardeşim benim bugün ödevim vardı. Ben birinci ödevim matematikten 100 soru çözmekti. İkinci ödevim İngilizceden 50 soru çözmekti. Üçüncü ödevim fenden 60 soru çözmekti. Dördüncü ödevim Türkçeden 50 soru çözmekti. Diyelim ki bu ödevler. Ben şimdi geldim ödevime başladım. Matematik daha 100 soruyu çözmeden çat diye düştüm. Yani birçok soruda hatam çıktı ve moralim bozuldu. Devam etmeliyiz. Hemen ardından İngilizce'deki, hemen ardından fendeki, hemen ardından Türkçe'deki ödevlerimizi yapmalıyız. Sonra gerisin geri tekrar dönüp o matematikteki ödevlerimizi yapmalıyız. Yani devam etmeniz arkadaşlar. Çünkü devam etmek bazen insanüstü başarıdır. Beklemek bir başarıdır. Yani sizin göreviniz şu anda vazifenizi tamamlayıp, ödevlerini tamamlayıp sonrasında da sınav sonucuna tevekkül etmek. Günü yorumuna baktığımızda Rico Beck PVP diyor ki İnşallah herkes istediği liseye gider. İnşallah. Emeğinin karşılığını alır. Amin arkadaşlar duasını etmiş. Ve sorularım şunlar demiş. 20 günde 440 puana nasıl çıkarım? Ve çıkarsam da daha ayrı yazılıyor tabii ki. Günde kaç deneme ve kaç soru çözmeliyim? Şimdi 20 gün içerisinde eğer kaç puandasın bilmiyorum ama mesela yazmış galiba puanı. Şu anki puanım 326 demiş. 326'dan 440 puana çıkabilirsin belki. Ama gerçekten çok ciddi gayret göstermen lazım. Ve şimdiye kadar da hiç çalışmamış olman lazım. Yani az çalışmış olman lazım. Çünkü şimdiye kadar çok çalıştığın halde 326 puanlardaysan yani bunu 400'lere çıkarırsın, 410'lara çıkarırsın. Yani 440'a çıkarman biraz zor gibi. Çünkü gayret göstermişsin, ödevlerini yapmışsın. Ama şu ana kadar hiç çalışmadıysan, daha doğrusu az çalıştıysan, sıkı sıkıya çalışaraktan, günde bir deneme çözüp ardından da o denemelerin yanlışlarını yaparaktan, kendini oyalayacak her şeyden uzaklaşaraktan, belki 440 puan olmaz ama 430 olur, 425 olur. Bir şekilde belki daha da fazlası olur bilemiyorum. Bu puana ulaşabilirsin. Hocam matematiği anlıyorum ama işi uygulamaya gelince yapamıyorum. Matematikten çok korkuyorum. Kaybedersem galiba matematikten kaybedeceğim. Önemli değil. Bak matematikten kaybedebilirsin belki bazı soruları. Ama şunu unutma. Matematikten toplam 20 soru çıkıyor. Aynı puanda 20 tane fen var. Aynı puanda 20 tane Türkçe var. Aynı puanda olmasa bile 10 tane inkılap, 10 tane din, 10 tane İngilizce var. Yani şu tarafta çözeceğin 70 soru var. Bu 70 soruda çok iyi yaparsan, burada da yapabildiklerini yaparsan bence güzel bir sonuç elde edersin. Bu bir sıralama sınavı. Yani matematikte biri senden daha iyi yapmış olabilir belki. Ama fende ve Türkçe'de senin gerinde kaldıysa sen onu yine geçebilirsin. Bağcan. Hocam bazen hiç yapamayacağım gibi hissediyorum. Hep geriliyorum, korkuyorum ve yapamazsam diye ne yapmam gerek? Hiç endişelenmene gerek yok Rico Beck. Galiba Brezilyalı bir arkadaşımız. Hiç endişelenmene gerek yok. Sen görevini yap. Vazifeni bitirdikten sonra, testini bitirdikten sonra arkana yaslan ve tevekkül et. Bundan sonra senin için zaten en hayırlısı gelecek. Yani sen diyelim ki görevini yaptın, süper çalıştın, harika oldu, müthiş, en iyi liseye girdin ama sınavların çok kötü geçti ve mutsuz oldun. Bunu ister misin? İstemezsin. Zaten senin için en hayırlısını, en güzelini Yaradan hazırlıyor. Hiç endişelenmene gerek yok. Yeter ki sen görevini yap yani. İlla süper lise olmak zorunda, mükemmel Türkiye birincisi olmak zorundayım. Öyle bir şey yok. Yapabildiğin en iyisini yap, vazifeni yap. Ya kardeşim ben vazifemi yaptım. Annemin, babamın mutlu olabileceği çalışmayı yaptım. Sınava da girdim, duamı da ettim. Yapabildiğim kadarıyla iyi bir şey oldu. Belki süper bir şey oldu. Belki normal bir şey oldu. Ama olsun. Ben yaptığımı yaptım ya, o önemli. Eğer sen hiç çalışmadan girsen ve sonrasında bir baksan ki tüh ya çalışsaydım aslında yapabilirmişim desen bu daha kötü. Veyahut da hiç çalışmadığın için bayağı bir kötü puan yapsan bu daha kötü. Dolayısıyla sen vazifeni yap. Gerisine fazla da takılma. Gün okuluna baktığımızda Özkent Akbilek Fen Lisesi Ankara'da 1.93 alıyor. Sizleri hak ediyor. Niye? Sizler sıkı sıkıya çalışıyorsunuz. Tıp, mühendislik gibi fakülteler sizin için zaten hazır. Zaten geleceğin mühendisleri, öğretmenleri, avukatları, hakimleri, savcıları, doktorları sizlersiniz. Dolayısıyla da bu okullar sizleri bekliyor. Yeter ki çalışmaya devam edin arkadaşlar. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım, az bir zaman kaldı. Mutlaka geri sayım denemelerimizi, ana denemelerimizi, yani artık netliler artıyor denemelerimizi, doz denemelerimizi çözmediyseniz çözün. Bunlar sizin için tam da sınav tarzı hazırlandı. Görüşmek üzere arkadaşlar.